Bir Allah'ın kulu kalksın desin ki bana, Müjdat Gezen bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Saysın bana birisi. Birisi bana kalksın desin ki, Tarık Akan bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Kalkın gösterin bana. Nejat İşler şu hizmeti yapmıştır diye bir şey söyleyin bana ya. 3-5 tane sanatçıdan bozma adam kalkacak, çenetlenecek, yürüyüş yapacak. Derdiniz nedir arkadaş? Eylemini yap. Sonuna kadar yap. Eyleme kimsenin bir şey dediği yoktur. Ben o eylemi biliyordum. Ben 28 Şubat sürecinde, İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum dönemde, okulumdan beni dışarıya attıkları zaman, kızlar başörtüsü takıyor diye polisler tarafından joplandığı zaman, sokakta eylem yaparken, dün ve önceki gün Beşiktaş'ta, Taksim'de olanlar, böyle olmaz, hakkınızı hukuksal arayın diyen tiplerdi bunlar. 28 Şubat sürecinde ben hakkımı hukuksal arayacağım da, sen şimdi niye ortalığı yakıyorsun? Yoksa senin derdin başka mı? İzmir'de sabah namazına giden cemaate, dinine, imanına küfrederek saldırmak, hangi özgürlükçülükten bahsediyorsunuz? Kıçında Levi's pantolonla, Lee pantolonla, Starbucks'larda oturan arkadaşlar bugün ne kadar sosyalist oldular ya? Ne kadar kapitalizme karşıydınız? Üniversiteden benim arkadaşlarım, Starbucks'tan çıkmayan tipler Twitter'dan ihtilal ilan ediyorlar. Ülke özgür, Amerika'ya kul olduk. Ulan sen Amerika'ya zaten kul idin. Zaten kul idin Amerika'ya. Ben sana McDonald's'a ben gitmem, yemem dediğim zaman, ay ne bileyim yani çok tuhaf bir yani tavrınız var diyen tipler bugün hepsi sosyalist oldu ya. Nasıl bir tavrınız var ya? Kaldırım taşlarını söküp insanların üzerine öldüresiye atmak ne zamandan beri direnmek oldu? Biraz terbiyenizi takının ya. Biraz bir şeylere bakın, kimsenin gazına gelmeyin arkadaş. Birileri fırsatçılık yapıyor. Birileri fırsatçılık yapıyor. Alman basını ve İngiliz basını, Alman basını ve İngiliz basını Türk Baharı diye haber yapıyor seni. Hala uyanmıyor musun sen? İsrail bebek katili, çocuk katili, dünyanın başına bela olmuş Yahudi Siyonistler, Taksim'deki Gezi Parkı direnişini destekliyoruz diyorlar. Uyanmıyor musun halen daha? İsrail seni niye destekler? Niye destekler seni? O kadar etrafımda insanlar tanıyorum ki, sırf manitası oraya Taksim'e gidiyor diye kalkıp Taksim'e giden, eylem yapan, taş atan, karaktersiz ve içi bomboş adamlar gördüm ben bu süreçte. Bu kadar mı boşsun ya? Bu kadar mı boşsun arkadaş? 20 bilmem trilyon zarar. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar. Aileler çocuklarını evden çıkaramıyorlar. Terörizm ne demektir? Terörizm ne demek? Korku salmak demek. Endişe oluşturmak demek. Kaos oluşturmak demek. Ne battı? Ne gitti zoruna? Ne gitti zoruna? Birinci Boğaz yapıldı, eylem yaptınız. Birinci Boğaz Köprüsü. Taksim Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmek bir günü alıyordu. Yani siz Sirkeci'den bir Haydarpaşa'ya geçeceğim derseniz, bir seyahat yapacak olsanız tam bir gününüzü alıyordu. Bir gününüzü alıyordu. Bunu bir dakikaya düşürdü. Kim? Süleyman Demirel o dönem. Adalet Partisi. Adalet Partisi geldi. Bu arkadaşlarımızın hepsi Küplücelere, efendim Kirazlı Tepelere doldular. Yollara, Beşiktaş'ın yamaçlarına, Zincirlikuyu'nun yamaçlarına doldular. Yaptırmazuk, istemezuk. Birinci köprüyü istemediler. Yapıldı birinci köprü.
O zaman normal vatandaşın arabası yoktu. Gene bu. Gene bu zümrenin arabası var idi. Hep o arabalan kullandılar Boğaz Köprüsü'nü. E karşıya dön, geçme üstünden gene Haydarpaşa'dan bekle feribotu, bir güne geç karşıya. O geçti. Oldu ikinci Boğaz. Yine Kavacık sırtları doluydu. Herkesin elinde bir eylem. Herkes eylem yapıyor. İstemiyoruk. İkinci Boğaz'ı da en çok siz kullandınız. Villalarınızı ikinci Boğaz'a yakın yere koydunuz. Hem Boğaz'ı görelim, hem de arabalan iki dakikaya karşıya geçelim. Değil mi? Hadi o da tamam. Üçüncü Boğaz yapılıyor garipçeye. Onu da istemiyorsunuz. Onda da istemezük diyorsunuz. Yahu siz ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz ki bu ülkede 35 milyon insan var. Değil mi? Geriye kalanların hepsi çalışsın, hepsi gayret etsin, tarlalarına çalışsın, çaylıklarına, funduk bahçelerine, oralara çalışsın, parayı toplasınlar, biz onları yiyelim. Sizin böyle bir anlayışınız var. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylüyor. İstenilen düzen diyor, bir kişiye 9 gazoz, 9 kişiye 1 gazoz. İstenilen bunların eşitlik anlayışı bu. Eşitlik anlayışı bu. Adam Twitter'dan mesaj atıyor. Diyor ki arkadaşlar, polis gaz sıkarken kapılarını açmayan Starbucks'ı kınıyorum, bundan sonra daha gitmeyeceğim. Allah Allah. Senin gibi bir sosyalist, senin gibi bir kapitalizme karşı olan arkadaşımız kalkıp Starbucks'a niye tavır alsın, niye gitmesin oraya? Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Kapitalizmin ne olduğunu bilmiyorsun. Gezi Parkı'nın ne olduğunu bilmiyorsun. Taksim'de yapılacak olandan haberin yok. Metrobüse karşı çıkanlar. Neydi o radyo programcısının adı? Nihat'la Sivrisinek. Nihat'la Sivrisinek 3 senedir içimdedir demedim onu, diyeyim onu size. Radyo programcılığını, tavrını severim. 10 numara program yönetimi vardır. Ve yıllarında radyo programcısıdır. Nihat'la Sivrisinek diye bir program var. Nihat'la Sivrisinek, Nihat'ın bütün dünyası şudur. En güzel rakı nerede içilir? Bir de mevcut hükümete nasıl sövülür? Onu öğrenmiş. Metrobüs ilk inşaat başladığından beri, bak ilk inşaat başladığından beri metrobüse yapmadığı hakaret, o metrobüsü yapanları, uygulayanları, kullanacakları, aptallığı, onları salak mı etmedi, aptal mı etmedi, ne etmedi onları. Yani bir şeye karşı olursun, tamam. Yani dersin ya ben ne bileyim onu sevmedim dersin, tamam. Ama bu ni edenun tab diye başlarsan, yani olay daha böyle cephe almaya taşınırsa ayrı. Nihat'la Sivrisinek ne zaman radyoda rastlasam metrobüs. Metrobüs günde 1.1 milyon insan taşıyor. 1.1 milyon insan taşıyor metrobüs. Ve metrobüs milleti rahatlatmıştır. Kadıköy'den binen adam ta Avcılar'a, özellikle de kimi rahatlattı biliyor musunuz? 24 saat hükümete, devlete küfreden Avcılar'daki, üniversitedeki öğrencilere yaradı. 24 saat onlar küfrediyorlar. Ben Florya'da okudum ikinci üniversiteyi. Ben Anadolu yakasından Florya'ya nasıl gidilir ben çok iyi bilirim onu. 3 otobüs nasıl değiştirilir ben onu çok iyi bilirim. Ama şu anda ben üniversitede okusaydım, ben Altunizade'den, evimin oradan Altunizade'den metrobüse bindiğim zaman nereye gideceğim Sinan? Florya'da okulun önüne tek vasıtayla gideceğim, değil mi? Ben o hizmete yetişemedim. Yetişemedim o hizmete. 24 saat üniversitelerden hükümete, büyükşehire, bütün yöneticilere küfreden o üniversite öğrencileri metrobüs sayesinde rahat ettiler. Ama Nihat'la Sivrisinek sanki bir sene önce öyle hiçbir şey dememiş gibi şimdi yol durumu veriyor oradan.
İşte diyor arkadaşlar Merter yönünde bir tane kaza var, onun için trafik çok yoğun. En güzeli metrobüsü kullanmak. La puşt. Hani metrobüs salakçaydı, aptalcaydı. Hep böylesiniz. Hep.